Merhaba Posta TV izleyicileri. Bugün sizlere buram buram tarih kokan bir mekandan sesleniyoruz. Tarihi Beş Çeşmeler Simit Fırını. 1800'lara dayanan keyifli bir geçmiş, 8 yıllık bir tecrübenin şu an konuklarla buluşması. Bu anlamda işletmecisi Yüksel Bal'a soruyoruz. Bakalım bu güzel mekanda neler bizi bekliyor. Merhabalar. Merhaba. Yüksel Bey, burada gerçekten bulunmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Tabiri caizse biraz evvel vurguladığım gibi buram buram tarih kokan bir semt, ondan daha tarih kokan bir mekan ve çevrenin güzelliği ürünlere yansımış ve ben bu güzellikleri tabii sizden dinlemek istiyorum. Buyurun. Biz tarihi Beşçeşmeler Simit Fırını olarak uzun yıllardır zaten işletmesini yapıyoruz. Burada simit, galete çeşitleri ve çeşitli kurabiyeler yapıyoruz. Buradaki temel faktör geçmişten gelen lezzetleri günümüze taşımak ve geleceğe de taşımak tabii. Böyle bir stratejimiz var. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ustalarımız var. Onların emekleriyle üretiliyor. Burada unu, susamı, pekmezi, bunların tamamı özellik, yani özel seçim, özel tercih. O yüzden kalite korunuyor. Süpersiniz. Burada gerçekten iki asır dile kolay yani. Lezzet şu anda çocuklarımızla buluşturuluyor neredeyse ve amaç biraz evvel evet. Vurguladınız. Çocuklarımızın çocuklarına ve daha nicelere bunu taşımak galiba. İnşallah bu keyif nesiller boyu bizlerle olsun. Burada gerçekten öyle güzel söylediniz ki biraz evvel unundan pekmezine, susamından yağına ve diğer tüm ürün yelpazelerine kadar geçmiş korunarak bizlere sunuluyor. Hani derler ya anlatılmaz yaşanır mekanlar vardır. Biraz öyleyiz. İşte gerçekten de bu güzel mekan o adreslerden bir tanesi ve muhakkak gelinmesi, lezzetlerden tadılması gereken bir yer. Gerçi biz tavsiye etmiyoruz. Neden diye soracaksanız alışkanlık yapıyoruz diyoruz. Çünkü bir yiyen bir de yemeyen pişman. Evet. Ya bizim zaten gerek İstanbul içerisinden gerek İstanbul dışından çok fazla misafirimiz var. Ya medya üzerinden takip ederek geliyorlar ya da geçmişten bildikleri için geliyorlar. Burada çok fazla da yaşlı müşterimiz var. Onlar zamanda bir şekilde burada yaşamışlar. Buranın lezzetini, kalitesini biliyorlar. Tabii uzun yıllar geçmesine rağmen geldiklerinde hem çocuklarını anımsıyorlar. Hem de o devamlıktan kaynaklı da çok mutlu oluyorlar. Yani biz burada ağlayanları bile gördük yani. Süpersiniz. Bizler de biraz evvel konuklarla konuşma şansı yakaladık. Gerçekten biraz evvel vurguladığınız gibi burada yaşayan, sonrasında şehir değiştiren, hatta şehirler arası bile gelen konuklar var. Evet. Bu da gerçekten çok dokunaklı ve bu keyfi bizlere sunduğunuz için biz Türkiye adına aslında teşekkür ediyoruz sizlere. Estağfurullah. Peki efendim burası kaçla kaç arası veriyor bu güzel hizmeti? Burası sabah 6 itibariyle başlıyor üretime. Yani burada herhangi bir misafirimiz geldiğinde saat 6'da burada simit alabiliyor. Gece de 12 civarında bir kapanış oluyor buranın. Böyle bir süreci var. Süpersiniz. Evet. Neredeyse 24 saat simit yemenin evet. keyfini yaşatıyorsunuz evet. konuklara. Kesinlikle. Burada kurabiyelerimiz de gerçekten çok çok özel. Onlar da usta ellerle bizlere sunuluyor. O zaman tabii öncelikli olarak size, sonrasında emeği geçen tüm o görünmeyen kahramanlara, muhteşem ekibe de diyoruz ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Çok teşekkürler. Peki burası aynı anda kaç konu ağırlayabiliyor? Biz burada yaklaşık 300 kişiyi aynı anda ağırlayabiliyoruz. Zaten burada herkes aynı anda kahvaltı için gelmiyor. Burada işte bizde Çınarcı kurabiyesi var mesela. O tarihi bir dokusu olan bir kurabiye. Onun için gelenler çubuklarımız var. Tabii. Anneanne kurabiyesi var. Bunun için gelenler var. Yani burada zaten şöyle bir durum var. Sabahleyin belli bir saate kadar, 1'e 2'ye kadar bir kahvaltı süreci var. Ondan sonra da genelde insanlar böyle kurabiye yemeye, çay içmeye, işte simitten tatmaya gelirler. Buranın böyle bir süreci var. Yani biz aslında fiili olarak bitirmiyoruz. Akşama kadar sürekli o sirkülasyon devam ediyor gün boyu. Yoğun geçiriyoruz. Tabii şöyle bir özelliği olması sebebiyle burası çok eski bir tarihe sahip. Bir doğal olarak insanların bilgisi dahilinde olan bir yer. Aynı lezzeti bulduğu sürece de devam ediyor gelmeye. Buradan yurt dışına çok fazla da simit gönderiyoruz biz mesela. İşte insanlar buradan ayrılmışlar, oraya yerleşmişler vesaire. Oradaki
talep üzerine buradan gönderiyoruz. Genelde aileler kendileri geliyorlar, alıyorlar. İşte kargolayanlar var, birlikte götürenler var falan. Dolaylı yolla ihracat söz konusu diyorsunuz. Bu tür şeyleri de yaşıyoruz. Bu ara çok yoğunlaştı. Özellikle yaz sezonuna girer girmez furya çok hızlanıyor bizde. Yazın sonuna kadar o tempo devam ediyor. Böyle bir süreçte yaşıyoruz. Yani insanlar bence dünyanın her yerinden bu simidi yiyorlar yani. Süpersiniz. Yani. Burada demişsiniz ki burada sadece oturarak yemek zorunda değilsiniz. Buradan istediğiniz kadarını alarak gerek dostlarınızla sahil keyfi yaşamak, gerek evinizde misafirleri ağırlamak için de bir servisimiz var. Buradan istedikleri kadar, istedikleri adette de alışveriş yapabiliyorlar. Kesinlikle burada kafe arkadaşlar, onların kafe sahipleri, işletmecilerin yazdığı yazılar var. İşte simit sizden, çay bizden şeklinde. Böyle şeyler de var burada. Yani insanlar buradan simidini alıp diğer mekanlarda da oturabiliyorlar. Böyle bir rahatlığı söz konusu. Hem fırının bir saygınlığı olması itibariyle hem de dediğim bir tarihi dokusu olması itibariyle insanlar buradan simidini alıp diğer kafelerde de oturabiliyorlar. Böyle bir imkan da sağlıyor. Süpersiniz. Burada yani söylemeyeceksiniz biliyorum ama yine de soracağım. Bu işin sırrı ne ustacığım diyeceğim. Ya bu işin sırrı ne? Tabii ki malzemesi önemli ama bizim işte ustalarımızın tecrübesi 40 yıla dayanıyor. Yani bizde cumhurbaşkanı. Nesilden nesile tabii, bu lezzet devrolmuş devam, galiba. Tabii devam var çünkü atıyorum ben daha doğmamışken Cumhur Usta bu işi yapıyordu. Hala yapmaya devam ediyor, üretmeye devam ediyor. Ve o lezzeti koruyor. Şimdi Turan Usta keza gene öyle. Çalışıyorlar, üretiyorlar. Bize bunu satmamızı sağlıyorlar. Nihayetinde insanlar da bunu alıyor. Beğenili yiyorlar. Hem sağlıklı hem hijyenik olması itibariyle de düzgün, güzel. Süper. Muhtemelen de uzun yıllar bunu korumaya çalışacağız. Bunu korumakla ilgili de bir sorun yok şu anda zaten. Bu güzel cümlelerden şunu alıyorum. Tabiri caizse doğru malzeme, usta eller unutulmaz lezzetleri oluşturuyor. Kesinlikle. Ki bu lezzet unutulmazın unutulmazı, geçen koskoca 208 yıldır kaybolmayan lezzet. Bizler yürekten diliyoruz ki nice 208 yıllar boyu bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, Posta TV izleyicileri, bu muhteşem mekandan, buram buram tarih kokan, lezzet kokan bu diyardan, tarihi Beş Çeşmeler Simit Fırını'ndan anlatacaklarımız bu kadar.